Bekçileri günlerdir tüm Türkiye olarak bir skandalla sarsıldık. Büyük acı içerisindeyiz. 85 milyonun vicdanları sızlıyor ve vatandaşlarımız acı içerisinde, vicdan azabı içerisinde ve de kaygı içerisinde süreci izliyor. Bizler de bu süreci öteden beri takip etmiş ama bugün daha çok gündeme getiren siyasetçiler olarak bu konuyu önemsiyoruz. Bir defa Sayın Bakan'ın bu yeni doğan ölümleriyle gündemi doldurmaya çalışıyorlar demesini kınıyoruz. Çünkü bebeklerin 3-5 kuruş için göz göre göre bakanlığın takibi altındayken, emniyetin takibi altındayken ölüme terk edilmesini, adeta öldürülmesini asla kabul etmiyoruz, asla kabul etmeyeceğiz. Bundan çok daha önemli bir gündem maddemiz yoktur. Biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Sorumluların yakasını bırakmayacağız. Sizin daha önemli gündemleriniz olabilir. Ama bizim bebekler öldürülürken, bebekler katledilmişken, bebekler ölüme terk edilmişken ve devlet soyulmuşken konuşacak daha önemli bir konumuz yok. Değerli arkadaşlar, bir defa bir konuya açıklık getirmek isterim. Sağlık Bakanlığı, zamanın İl Sağlık Müdürü ve bugünün Sağlık Bakanı görevini yapmamıştır. Görevini savsaklamıştır. Çünkü iddianameden de anlıyoruz ki bu çetenin bir ucu yargıya gitmektedir. Kimi yargı mensupları üzerinden işinin daha kolay olacağını zaten konuşuyorlar. Bir ucu siyasete, Bilal Erdoğan'a kadar gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyoruz ama mutlaka Bilal Erdoğan'ın da ifadesinin alınması gerekir. Ama bir ucunun da Sağlık Bakanlığı içerisinde olduğu apaçık bir gerçek. Çete bir elini uzatmış Sağlık Bakanlığı'na, bir elini uzatmış siyasete. Bilal Erdoğan'la bir ilişkisi var mı yok mu bilemiyoruz ama araştırılması gerekir. Ama bir yönüyle de bu çete yargının içerisinde de güçlü kişileri bulmuş anlaşılan. Değerli arkadaşlar, elimde iki tane yönetmelik var. Bakın, birincisi özel sağlık hizmetleri, özel sağlık tesislerinin denetimi hakkında yönetmelik. Bu yönetmelikle özel sağlık tesislerinin nasıl denetleneceği tane tane yazılmış. Tane tane. Buradan ilgili maddeyi okuyorum. Denetime geliyorum. 5. madde. Bakınız, denetimler olağan olabilir, olağan dışı olabilir ve süre sonu olabilir. Ve bakanlık gerek gördüğünde resmen ve habersiz olarak denetim yapmak durumundadır. Bakanlığın böyle bir görevi var. Resmen ve denetimsiz olarak yapmak durumundadır. Yine aynı şekilde yataklı sağlık tesislerinde yoğun bakım hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında da bir tebliğ var. Bu yönetmelikten kaynaklanan bir tebliğ var. Bu tebliğde yoğun bakımların nasıl denetleneceğini söylüyor. Yine aynı şekilde haberli, habersiz, resen denetlemelisiniz diyor. Ve aynı şekilde hiçbir şey yoksa bile yılda bir komisyon aracılığıyla, çünkü özel bir komisyon kuruluyor. Yoğun bakımlar çok önemli yerler. Burada da ayrıca bir denetim yapmalısınız diyor. Değerli arkadaşlar, şimdi bir noktanın daha altını çizeceğim. Sizlerle bir şema paylaşacağım. Bir tablo paylaşacağım. Daha iyi anlaşılsın diye. Ama bilinmesini isterim ki hepimiz gibi ben de bundan büyük utanç duyuyorum. Hepimiz bundan utanç duyuyoruz. Bebeklerin ölüme terk edildiği bir Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı ızdırap içerisindeyiz. Dolayısıyla bu tablonun adını utanç tablosu olarak işaretlemekte bir sakınca yok. Biz bu tabloyu utanarak, sıkılarak ama görevimizin gereği anlaşılsın diye böyle yapmak durumunda kaldık. Değerli arkadaşlar, biz dersimizi çalıştık. Bakınız, 27.3.2023'te ilk şikayet geliyor, konu şikayet, ama öncesinde de şikayetler var CİMER'e. Ve buradan soruyoruz bakanlığa.
Daha önce şikayet var mı? Örtbas ettiğiniz, üstünü örttüğünüz şikayetler var mı? 27.3 ilk şikayetin dikkate alındığı zaman. 2.5'te yani Mayıs ayının ikinci gününde yani yaklaşık 40 gün sonra İl Sağlık Müdürlüğü'ne geliyor. Bu gecikme açıklanmalıdır arkadaşlar. Burada yaklaşık 35 günlük bir gecikme var. 35 gün. Bu 35 günlük gecikme açıklanmak zorundadır. Çünkü insan hayatı söz konusudur, bebek hayatı söz konusudur. Sağlık Bakanı diyor ya, bugünün bakanı, o günün sağlık müdürü. Ben hemen bildirdim diyor yetkililere. 5-5'te. Yani 3 gün sonra. Ama nereye bildirmiş biliyor musunuz? Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirmiş. Konuyu anlamamış. Kendisi bir hekim, bir doktor, zamanın İl Sağlık Müdürü. CİMER'e şikayet yapılıyor. Şikayet yapanlar çetenin bir mensubu, paylaşırken anlaşamamışlar. Ve bu şikayet kendisine nihayet geldiğinde 40. günde emniyete Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildiriyor. Yani burada ciddi bir iddia var. Benim yönettiğim hastanelerde, benim yönettiğim yoğun bakımlarda bebekler öldürülüyor. Bebekler ölüme terk ediliyor ve bunun üzerinden kazançlar elde ediliyor. Sahte faturalar, haksız kazançlar elde ediliyor. Ne yaparsınız? İlk paranın peşine mi düşersiniz, canın peşine mi düşersiniz? Doktor Sağlık Bakanı paranın peşine düşmüş. Mali Suçlarla Mücadele Birim Şube Müdürlüğü'ne iletmiş. Mücadele. Bundan sonra başka bir şey yapmamış arkadaşlar. Beklemiş. Beklemiş, beklemiş. Seyretmiş. Bir denetim yapılmış ve Malik Türkay isimli komisyon üyesi bir doktor 22.5'te demiş ki burada bir sorun var. Burada bir sorun var. Ama bu sorunun ne olduğu, nasıl olacağı konusunda fazla ileri gidememişler. Bu arada arkadaşlar işte asıl utanacağımız tablo. Bakın 5.7.2023'te Rova bebek, Rova kadam bebek. 12.07.2023'te Melek Süleymanoğlu bebek. 14.08.2023'te Kerem Muhammed Tokluoğlu bebek. 14.10.2023'te Mive Serdarova bebek. 19.10.2023'te Havva Nur Karakoç. 16.11.2023'te Kaya bebek. 23.11.2023'te Halime Alkari bebek. 28.11.2023'te Ayaz Karaduman bebek. Ve 29.11.2023'te Öykü Helvacı bebek. Ve nihayet 18.01.2024'te Michel Novanda Opara bebek yaşamını yitirmiş. Bunları, bu 10 bebeğimiz iddianamede konu olan bebekler. Ve biz bu ölüm tarihlerini çıkardık. Bu arada bakın 5.5'te yani bu kadam bebeğin ölümünden öldüğü gün aynı zamanda bir Sağlık Bakanlığı'na bir denetimin başladığını da anlıyoruz. Sonrasında iş savcılığa intikal ettikten sonra bakınız teknik takip sürelerine bakıyoruz. 9.9.2023'te teknik takip başlamış. 10.10.2024'te bitmiş. 10.01.2024'te bitmiş. Yani 9. ayda başlamış, Ocak ayında bitmiş. 4 aylık bir teknik takip var. Bu 4 ayda 7 bebeğimiz can vermiş. Teknik takip sırasında 7 bebek can vermiş. Dinlemişler. Bebekler ölüyorken dinlemişler. Hiçbir şey yapmamışlar. Ne yeni doğan ünitelerini kapatmışlar. Ne hastaneleri mühürlemişler. Ne soruşturma yapmışlar. Ne doktorlara dokunmuşlar, ne hemşirelere dokunmuşlar. Hiçbir şey yapmamışlar. Sadece dinlemişler. Dinleyen kim? Yargı. Yargı harekete geçmiş ve
İlk operasyon 26.04.2024'te yapılmış. Şuralarda bir yerde iddianame hazırlanmış. Bu yargının işi. Ama asıl bakanlığın yapması gereken, bu bebekler ölüyorken hastanelere ne yaptın? Yeni doğan ünitelerine ne yaptın? Bu katillere ne yaptın? Bu katillerin bebekleri ölüme terk etmesine nasıl izin verdin sorusunun cevabı yok. Kendisinin söylediği, teknik takipte kaldık suçları ortaya çıkartmak için. Ya teknik takip bebeklerin ölümüne göz göre izin verilirken yapılabilir mi? Sen polis hafiyesi misin? Sen sağlık il müdürüsün o sırada, şimdi de sağlık bakanısın. SGK'ya haber vermemiş. Bu çeteler parayı çatır çatır almaya devam etmişler. İşte bu cinayetler bu yüzden devam etti. SGK parayı ödemeye devam ettiği için bu katiller bu cinayetlere devam ettiler. Aynı şekilde bakanlığa bildirmemiş. Bildirmesi lazım. Bakanlık bir yerde haber almış. Bir yerde. Ama kendisinin bir faaliyetiyle değil, bakanlık konu bakanlığa geldiği zaman bir inceleme başlatmış. Ama bu arada Ankara'da, İzmir'de, Manisa'da, Artvin'de, Ağrı'da buna benzer cinayetler işlenmiş mi işlenmemiş mi bilmiyoruz. Çünkü araştırmadık. Çünkü görevlerini yapmamışlar. Ve sonrasında değerli arkadaşlar bakın. Nisan ayında operasyon yapıyor. Tutuklamalar başlıyor. Tutuklamalardan sonra bile bu hastaneler çalışmaya devam ediyorlar. Bu hastaneleri denetleyen, bu yönetmelikle denetlemek görevi olan, denetleyen, bu hastaneleri kapatması gereken, anında işlem yapması gerekenler seyretmişler, beklemişler. Mayıs 2024'te birini, Eylül 2024'te de diğerini kapatmışlar. Nihayet bu konu iyice ayyuka çıktıktan sonra 16.10.2024'te iddianame ortaya çıktı. Türkiye bununla meşgul olmaya başlayınca da 19.10.2024'te 10 hastane daha kapatıldı. Biz o gün dedik, yani iddianamede de var zaten tape kayıtlarında, bunları kapatmak yetmez. Ruhsatları iptal edeceksiniz. Çünkü kimi hastanelerin kapatıldıktan sonra ruhsatlarını bir başkasına devretmiş gibi gösterip aynı ruhsatlarla devam ettiğini de biliyoruz. Buna da izin veriyorlar. Ve değerli arkadaşlar, korkunç bir cinayet zinciri var ve bu cinayeti seyreden bir zamanın il sağlık müdürü, bugünün sağlık bakanı var. Şurayı açıklamak zorundadır. Mali suçlarla mücadele şubesine sen yazdıktan sonra görevin bitti mi? Denetledin mi? Bakın ASKOM diye bir kuruluşu var yine bu yönetmelikte. Bu ASKOM 112'lerin çalışmasını denetlemekle görevli. Ve ASKOM aylık raporlar alıyor. O ASKOM'da sizin 112 üzerinden eğer bir dağıtım sorununuz varsa bunun çoktan çözülmüş olması gerekirdi. Ne ASKOM raporları nerede? Sizin denetim raporlarınız nerede? Denetim raporlarınızda gerçekten bunları görmediyseniz ne işe yarıyorsunuz? Görüp de kapatmadıysanız, görüp de bu hastanelerin yeni doğan ünitelerinin çalışmasına izin verdiyseniz söyleyecek söz bulamıyorum. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Buna nasıl izin verebilirsiniz? Böylesine bir sorumsuzluk, böylesine bir cinayet ortaklığı hem de bakanlık yapacak birisine asla uyuşamaz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, laf kalabalığı olmaz. Yeni doğan birimlerini kapattık. Ne zaman? Eğer hastanelerle birlikte kapattıysan geçmiş olsun. Sen şurada kapatsaydın, bakın 9.9.2023'te hiç olmazsa 7 bebeğimiz yaşıyor olacaktı. Bu arada bunlar iddianamedeki bebekler değerli arkadaşlar. Başka bebekler hiç gerekmediği şekilde yoğun bakımlara yatırıldı mı? Muhtemelen yatırıldı. Bunlara gereksiz tedaviler yapıldı mı? Muhtemelen yapıldı. Bunların bir kısmı yoğun bakımda yattığı için yaşamını kaybetti mi? Muhtemelen kaybetti. Üzülerek bir hekim olarak söylemek zorundayım. Ama bunlar bu iddianamede olmadığı için yazamıyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, burada açık bir cinayet zinciri, açık bir görevini yapmama ve bunlara ortaklık yapma durumu söz konusu. Sözlerimi bir
konuya daha işaret ederek bitirmek isterim. Bakınız, çok doğal bir şeymiş gibi konuşuluyor. Bu Fırat Sarı denen doktor diyemeyeceğim şahsiyetsiz kişinin 350 yoğun bakım yatağı var deniyor iddianamede. Nasıl? Hastane açıyorsunuz, 100 yataklı. %30'unu yoğun bakım yapabiliyorsunuz, 30 yatak hemen yoğun bakım. Çünkü yoğun bakım yatakları karlı yataklar. Normal yataklarda kar yok. 30 yoğun bakım yatağı yaptınız. E şimdi bunu işletmek lazım. Ne gerek var? Getiriyorsunuz birine, kiralıyorsunuz. Bu da yasal değil. Hiçbir yasal altyapısı yok. Vatandaş geldiği zaman bilmem ne hastanesine geldiğini düşünüyor. Ama oradaki hastanenin yoğun bakımını bu çete yönetiyor. Ve üstelik de size hastanelere üstün kalite belgeleri vermişsiniz. Bebek dostu kalite sertifikası vermişsiniz. Yeni doğan dostu hastane sertifikası vermişsiniz. Ve siz bakanlık olarak yoğun bakımların çetelere kiralanmasına göz yummuşsunuz. Dolayısıyla da burada da suçlusunuz. Şu ölümler olmasa bile, bunların hiçbiri olmasa, burada tertemiz bir tıbbi işlem yapılıyor olsa bile, bir hastanenin bir biriminin birilerine alt kirayla verilmesi hangi yasada yazıyor, hangi yönetmelikte yazıyor? Siz bunu bile bile buna nasıl müsaade ediyorsunuz? Siz bakanlık değil misiniz? Sizin denetim, gözetim göreviniz yok mu? Bu sorulara cevap bekliyoruz. Ne zaman soruşturma başlattınız? ASKOM raporları, denetim raporları nedir? Bunlarla ilgili sonuçta ne yaptınız? Hastaneleri kapatmayı, yoğun bakım ünitelerini kapatmayı aklınıza getirdiniz mi? Ve dolayısıyla da buradaki bu zinciri nasıl başardınız? Sayın Bakan diyor ki 112'yi ayarladık, oraya hasta göndermedik. Nasıl yapabilirsin bunu? Orada otomatik bir sistem var. Üstelik burada sen bakın şu cinayetler var ama bu olmasa bile oraya belki olağanüstü hasta akışını durdurdunuz. Çünkü burada teknik takip var. Bunlar hala yapıyorlar. Üstelik de buradaki kişiler denetlendiklerini bile bile buna devam ediyorlar. Soruşturmaya geçirecekleri içeriden bilgileri geliyor. İddianamede her şey var. Dolayısıyla siz izin vermişsiniz bu yoğun bakımlara. Bu nedenle değerli arkadaşlar bu soruların cevabını ya verecektir ya da bir dakika daha o koltukta oturmayacaktır. Dikkatiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Soru varsa alabilirim. Şöyle söyleyeyim, burada ben hukukçu olarak söyleyeyim, burada buna ihmal olmaz bu. Yani siz bir kamu görevlisisiniz, size bir suç isnadı geliyor, denetliyorsunuz. Denetlediğinizde orada bebeklerin ölüme terk edildiği apaçık ortada ve siz ona göz yumuyorsunuz bir süreliğine, hatta neredeyse bir yılın üzerinde bir süre göz yumuyorsunuz. Bunun adı olası kasttır. İhmal falan olmaz bunda. Olası kas. Burada çünkü bu bebeklerin öldürüleceği, ölüme terk edileceği biliniyor. Yani ihmal dersek yanlış yaparız. Yapılan şu, toplumu ne kadar susturabilirsek o kadar susturalım. Nasıl korkutabilirsek o kadar korkutalım. Niye? Konuşmasınlar. Niye? Çünkü rezillik ortada. Bakın sadece sağlıktaki bir skandal bu. Buna benzer yüzlerce skandal var. Türkiye'nin her yerini çürüttüler. Devletin bütün mekanizmalarını devre dışı bıraktılar. Devleti çürüttüler, çökerttiler. İnsanlar sussun, konuşmasın istiyorlar. Bu yolsuz düzene, bu haksız düzene, bu hırsızlığa göz yumulsun istiyorlar. Onun için kanun çıkartıyorlar. Kanun ne diyor? Devletin çıkarları, siyasal yararları, stratejik çıkarları, devletin güvenliği. Bunlara dönük eğer siz eylem yapıyorsanız, ifadelerde bulunuyorsanız suçlu sayıyor sizi. Şimdi devletin güvenliği ne demek? Ne demek devletin güvenliği? Bana göre başka, size göre başka. Stratejik çıkarları devletin. Hepimize göre başka. Biz zaten stratejik çıkarları farklı okuduğumuz için başka türlü bir siyaset yapıyoruz. Devletin siyasal yararları. Ne anlıyorsunuz bundan?
Bugün hain Fethullah Gülen'in öldüğü haberini aldık. Bakın, Fethullah Gülen 2013'e kadar bunlar için hoca efendiydi. Fethullah Gülen'e söz söyleyen devletin siyasal çıkarlarını, stratejik çıkarlarını ve devletin güvenliğini tehlikeye atan hainlerdi. Biz hainlerdik Ergenekon davasında şerefli, namuslu generalleri savunduğumuz için. Ama şimdi Fethullah Gülen'in hain olduğu, Fethullahçıların hain olduğu gerçeği ortaya çıktı. Bu getirdikleri kanun, 2012'de eğer kanun olsaydı, sadece Ergenekon davası değil, herkesi hapse atacaklardı o kanunla. Dolayısıyla biz Tayyip Erdoğan'ın belirleyeceği stratejik çıkarlara, onun belirleyeceği devletin yararlarına, onun tarif edeceği devletin güvenliği kavramına katılmıyoruz. O parantezin içine girmeyeceğiz. Dolayısıyla böylesine müphem, belirsiz, öngörülemez, hukuki güvenliğin olmadığı kanun maddeleri kanun maddesi değildir. Ferman sayılır. Dolayısıyla biz bu kanuna karşı direneceğiz ve bu kanunu getirmeyi düşünüyorlarsa meclisi genel kurulu onlara dar edeceğiz. Bunu da bilsinler. Elbette yani öyle hani teknik bir tartışmaya bile gerek yok. Öngörülebilir bir ceza maddeleri açık olur, suç tanımı yapılır ve o suç tanımının cezası olur. Biz normatif hukuk düzenine tabi bir ülkeyiz. Açıkça yazacaksınız, adam öldürmenin cezası budur, kasten yaparsan böyle olur diye. Bunun gibi. Şimdi devletin güvenliğine karşı bir söz söylemek. Devletin güvenliği ne? Hangi hakim, hangi savcı karar verecek buna? Tayyip Erdoğan karar verecek. Biz de orada duracağız. Bu kendini tahkim etme, sürdüremediği iktidarını bu zorbalıkla, baskı düzeyinde sürdürme girişimidir. Bunlara boyun eğmeyeceğiz. Fethullah'la ilgili sormayacak mısınız arkadaşlar? Bir şey daha söyleyeyim ben onunla ilgili. Değerli arkadaşlar, Fethullah Gülen'in öldüğü haberi geldi. Bizim açımızdan Fethullah Gülen çok uzunca bir süredir haindir. Bu ülkeye kastetmiş, bu ülkenin kurumlarını, devletin kurumlarını çökertmiş, ele geçirmiş, siyasi iktidarla el ele vererek orduyu, yargıyı, devletin tüm kurumlarını ele geçirmiş, devleti çürütmüş ve nihayetinde de bir darbe girişimine kalkışmış bir haindir. Biz onun arkasından bir Allah rahmet etsin demeyeceğiz ama ortaklık yapanlar, destekleyenler, onunla el ele verip orduyu çökerttik diyenler, ona hoca efendi diyenler, aynı menzile yürüyenler, gel de birlikte ıslanalım diyenler herhalde bir Fatiha'yı eksik etmeyeceklerdir. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Fethullah Gülen'i istiyormuş gibi yaptılar Amerika'dan ama asla istemediler. Bu dosyaları bizzat incelemiş bir milletvekili olarak söylüyorum. Adalet Bakanlığı'na giden komisyonun bir üyesiydim. Gerçek delilleri yani Fethullah Gülen'le, FETÖ'cülerle demiyorum, Fethullah Gülen denen şahısla darbe girişimi arasındaki delilleri Amerika'nın önüne koyamadılar. Niye? Çünkü o delilleri koydukları zaman adama bir hafta 10 gün niye bekledin diye sorarlar. Adil Öksüz teknik takipte. Kemal Batmaz teknik takipte. Bu kişilerin sürekli Fethullah Gülen'le görüştüğünü biliyoruz. Ankara civarında bir villada darbe planları yapıyorlar, kesinleştiriyorlar 3 gün önce. Bu teknik takip verilerini Amerika'nın önüne koymadılar. Niye? Çünkü o zaman kendileri bu darbeyi gördüklerini, bildiklerini itiraf etmiş olacaklar. O yüzden delilleri koyamadılar. O yüzden de Amerika'da dedi ki Fethullah Gülen'in darbe yaptığına ilişkin bana bilgi getir dedi. Zaten bunlar da Fethullah Gülen'in gelmesini istemiyorlardı. Çünkü Fethullah Gülen'in gelmesi demek
Türkiye'deki siyasi ayağın ortaya çıkması demek. Bu darbe girişiminin siyasi ayağı nerede? Kim başbakan olacaktı? Genelkurmay başkanı kim olacaktı? Cumhurbaşkanı kim olacaktı? Bu siyasi ayak nerede? Bu siyasi ayak ortaya çıkmadan bu darbe açıklığa kavuşturulamaz. Ve bugün iktidar sahipleri o günün darbesinin siyasi ayakları, işte bu nedenle sakladılar. Bu nedenle Fethullah Gülen Türkiye'ye gelmesin diye de her türlü cambazlığı yaptılar. Ben Amerika'daki süreci yakından takip etmiyorum ama Türkiye'nin yurt dışına haksızca gönderilen her bir kuruşunun peşinde olmak gerekir. Sadece Fethullah Gülen'in kaçırdığı değil, başka çetelerin de kaçırdığı milyarlarca dolar var. Her bir kuruşun peşinden gideriz. Bu tüyü bitmemiş yetimin hakkını Türkiye'de aradığımız gibi dünyanın her yerinde ararız. Ama bundan sonra Fethullah Gülen o çete Türkiye'de palazlanır mı? Doğrusu bilemiyorum, o istihbaratın işi, ama bildiğim bir şey var. O da hiç ders alınmadan hala devletin kurumlarının çeşitli tarikatlara peşkeş çekildiğidir. Aynen 2011'de, 2009'da nasıl devleti yargısıyla, ordusuyla, bütün kurumlarıyla FETÖ'ye teslim ettilerse, bugün de bakanlıkları tarikatlar arasında pay eden bir anlayış var. Dolayısıyla da biz bu açıdan da kaygılıyız elbette. Teşekkür ederim arkadaşlar. Tabii. Onu da söylemiş olalım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi 3 Grup Başkan Vekili olarak araştırma önergesi verdik. Mutlaka meclisin bu konunun üzerinde durması, bu ölümleri ve bu soruların cevaplarını ayrıntılarıyla araştırması şarttır. Burada efendim yargıya intikal etmiş bir olay diyemezsiniz. Yargıda olan kısmı başkadır. Biz yargıdaki o 47 sanıklı dosyayla ilgili değiliz. Ama şu ölümler yaşanırken Sağlık Bakanlığı'nın, zamanın İl Sağlık Müdürlüğü'nün nasıl seyirci kalabildiğinin takipçisi olmak adına bunu mecliste konuşacağız. Ve özellikle de bu hastanelerin, kapatılan hastanelerin mutlaka müsaade edilmesi ve kamuya geçirilmesi şarttır. Bu kaynaklar milletindir. Millete tekrar geri verilmelidir. Teşekkür ederim arkadaşlar.